Edison'la birlikte çalışan Nikola Tesla şunları yazmıştı. Edison'un çalışma yöntemleri çok yetersizdi. Şans yanında olmadığı sürece hiçbir sonuca ulaşmaksızın zamanını ve enerjisini harcardı. Sadece kendi yaratıcı sezgilerine ve Amerikalılara özgü sağduyuna güvenirdi. Aralık 1948'de Hazar Deniz Donanmasında yüzbaşı olan alt Altshuler Stalin'e çok tehlikeli bir mektup yazmıştır. Ülkenin yeniliklere ve yaratıcılığa olan yaklaşımına kaos ve cehaletin hakim olduğuna dikkat çekiyordu. Mektubunda her mühendisin buluş yapmasını sağlayacak bir teorisi olduğunu belirtti. Bu mektup neticesinde yüzbaşı 4 yılını hapiste geçirdi. Alt Şüllerin ilk makalesi olan Buluşsal Yaratıcılık Psikolojisi 1956'da yayınlandı. Tüm dünyada alınan çok sayıda patent inceleyen Mucit, ...insanların buluşsal faaliyetlerine dayanan tris... ...yani yaratıcı problemleri çözme teorisini geliştirdi. Altshuler... ...buluşların belli prensipleri kullanarak... ...teknik çelişkileri ortadan kaldırmaktan ibaret olduğunu savunuyordu. Çözülemeyecek problem yoktur. Ancak bir buluşun tarihi genellikle birinin... ...çözüm mümkün değil demesiyle başlar. Mucit Alexander Graham Bell... ...kendi buluşlarını satmaya başladığında... ...Amerika'da yayınlanan bir gazete polisten kendisine güvenen vatandaşları kandıran bu şarlatanı durdurmasını istedi. Gazetede şöyle yazıyordu. İnsan sesinin bildiğimiz metal bir tel üzerinden bir yerden diğerine iletileceği düşüncesinin son derece gülünç olduğu kabul edilmelidir. Olanaksız kanısını yaratan şey insanların bir şeyin nasıl olabileceğini bilmemeleridir. Oysa biz her problemin çözülebileceğini, ancak bunun nasıl yapılacağını henüz bilmediğimizi varsaymak durumundayız.